Bana sorarsanız İsrail'in kendisinin şu anda ciddi bir stratejisi yok. Yani bu savaştan sonra ne yapacağına dair aslında gafil de avlanan bir zamanda bu patlak verdi. Bu kadarını beklemiyorlardı. Şimdi Hamas'ın yalnız başına kalkıp İsrail'i yıkması, yeni bir düzen kurması, demokratik bir düzen kurması aslında beklenmiyor. Ama sorun Hamas meselesi değil. Yani şu anda yaşadığımız mesele her ne kadar emperyalistler, Siyonistler Hamas'a indirgiyor ve Hamas terör örgütü deyip IŞİD'le eş tutarak ortadan kaldırmayı hedeflese de asıl mesele orada kaldırmaya çalıştıkları, yok etmeye çalıştıkları ve ünlü bir İsrailli'nin açıklaması, şu anda ismini tam hatırlayamıyorum. Bugünün yaşlı Filistinlileri ölünce ve yeni nesil gençler de Filistin'i unutunca Filistin davası ortadan kalkacak iddiaları ve öngörüler vardı. Bu öngörü yerle bir oldu. Bu Filistin Direniş Hareketi'nin, özgürlükçü güçlerin bütünü Filistin'in sadece Gazze'de değil, Ramallah'ta, Batı Şeria'da, Filistin işgali altındaki, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında ciddi bir hareketlenmeler var ve ciddi bir dayanışma var. Peki bütün bunlar yalnız başına gerçekten sorunu bir zafere ulaştırır mı? Bana sorarsanız hayır, yetmez. Bu başta Orta Doğu'da yaşayan tüm halklar, yani Filistin halkı kendi kaderini tayin etme mücadelesi veren Filistinler, kendi kaderini tayin etme mücadelesi veren Kürt halkı ve bunun dışındaki tüm özgürlük ve demokrasiyi, barışı hedefleyen güçler ve halklar ve inançlar bir dayanışma içerisinde olması durumunda emperyalistler istediği kadar büyük filoları getirsinler. Bu artık bunun kaderini ya da 7 Ekim öncesi bir döneme dönülmesinin imkanının olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla oradaki gerek bu Kürt Özgürlük Hareketi'nin diğer tüm Arap halklarıyla ve hele hele bu koşullarda Filistin Direniş Hareketi'yle çok ciddi köprüler kurması gerekiyor. Bu Hamas'la değil, bu oradaki Filistin'deki direniş güçleri dediğimiz zaman bütün hepsini kapsıyor. Elbette bir Abbas yönetimiyle değildir. Abbas yönetimi bugün zaten dışlanmış ve dikkat ederseniz bir suskunluk içerisinde. Gene Oslo Anlaşması'nın çerçevesini korumaya çalışan, o temelde uzlaşmaya çalışan bir durum içinde. Ama artık Filistin halkı ve direniş güçleri bunu oldukça aşmış ve önümüzdeki bir süreçte bunu değiştireceğine inanıyorum. Dolayısıyla özerk yönetim, Suriye özerk yönetiminin ve bugünkü konumu önemli olduğu kadar tehlikeli bir yerde durduğunu da bilmemiz gerekiyor. ABD istediği kadar orada olsun, istediği kadar bugünkü kendi çıkarları için bulunmuş olması yeterli değildir. Yani o özerk yönetimin diyelim ki gelişmesi, yerleşmesi, istikrara kavuşması ABD'nin desteğiyle imkansızdır. Dolayısıyla halklar kendi aralarındaki bu ilişkiyi gerek Suriye düzleminde gerek bölge düzlemine taşıyarak burada çok ciddi bir atak yapması önemlidir. Bundan hareketle bütün yurtsever devrimci ilerici güçlere çok büyük görevler düştüğünü söyleyebilirim. Bölgenin değişimi, yeniden kurulması vesaire bunlar hikaye. Bunlar 20 yıldır, 30 yıldır bunları duyuyoruz ve ABD plan üzerine plan kuruyor. Bölgenin yeniden dizayn edilmesi. Bunu asla dizayn edemeyecek. Halklar bu şekilde bir mücadeleyi sürdürdüğü ve günden güne gelişmekte olan halkların kendi kaderini tayin etme yolundaki mukavemeti var oldukça emperyalistlerin hele bu süreçteki çok kutuplu bir bölünme içerisinde olduğunu da gördüğümüz bir noktada
bunun gerçekleşmesi ve bir istikrarın korunması mümkün değil. Bölge barışı denilen barış bu şekilde sağlanamaz. İşgallerle hiçbir antidemokratik, gerici, diktatör ülke kendi güvenliğini, kendi istikrarını, kendi barışını, kendi toprakları üzerinden değil de başkalarının, komşularının topraklarını işgal ederek kurması ve sağlaması ve bekasını sağlaması asla mümkün olamaz.